Ağoğlu Central Park projesinin basın lansmanındayız. Bakırköy'de konumlanan proje 2 yıldan sonra tekrar satışa çıktı. Şu anda da satışta, lansman toplantısında yönetim kurulu üyesi Hasan Rahmalı. Şirketin lansmanda ilk satışı yaptığı Suudi Arabistanlı iş adamı Marwan Aşur ve Ant Gökçek yanımızda, Arna International. Evet Hasan Bey, öncelikle hayırlı olsun diliyorum size. Uzun bir aradan sonra, 2 yıl bir aradan sonra tekrar projeyi lanse ettiniz bugün. Neler oldu bu arada? Projede neler değişti? Nasıl bir proje ortaya çıktı? Yeni projeniz, kısaca sizden dinleyelim. Proje esasında çok fazla bir değişiklik yok. Yani dış kontürleri itibariyle kat sayısında bir değişiklik yok. Blok sayısında bir değişiklik yok. Sadece dış cephe ve içeride kullandığımız ince malzemede kaliteyi birkaç gömlek daha iyileştirdik. Kat planlarını, daire sayısını azaltarak biraz daha geniş, rahat kullanışlı hale getirdik. 1200'lerin üzerinde daire sayısını 1155'e indirdik. Bu hukuki süreci de tamamlayıp inşaata başladık. Kısmet olursa esas lansmanımızı yarın fuarda yapacağız, ama bugün de basın mensubu arkadaşlarla, sizlerle paylaşıyoruz projeyi. Çok kısa sürede uluslararası danışmanlık firmalarına ve emlak danışmanı arkadaşlarımızla da durumu paylaşmıştık. Marwan Bey yatırımcımız yurt dışından hemen fuar öncesi seçim yapılmasın, ben öncelik hakkımı kullanayım düşüncesiyle sağ olsun geldi. Dün akşam da misafir ettik kendilerini ve belli bir miktarda alım yapıyor şu anda. Proje 1000 konutun üzerinde 1155 konuttan oluşuyor. Villa tipi, projenin kendi içerisinde villa diye nitelendirdiğiniz 2 katlı daireler ve normal daireler var değil mi tip olarak? Şöyle, sadece 3 tane bloğumuz var. Villa daire dediğimiz. Onlar her biri triplex esasen. İçinde 12 tane bağımsız bölüm var. Bunun dışında 5 tane bloğumuz var. Bu 5 bloğun 4 tanesi birbiriyle aynı. Her birinde 262 daire var. Bir tane de ortada B blok diye adlandırdığımız villalara karşıdan bakan, denizi cepheden gören bir bloğumuz var. Orada da 83 daire var. Yani fiyat ve ödeme şekilleri bölge ortalamasını dikkate alarak 6800 dolar metrekare fiyat belirledik. Kampanya süresince de lansman indirimi olarak da bunun üzerinden bir %15 indirim yaptık. Şu anda 3 hafta süreyle bu %15 indirimli fiyatımız devam edecek. Lansman öncesi bir satış yapmadınız bildiğimiz kadarıyla. Şu an dün itibariyle Marwan Aşur, Suudi Arabistanlı gayrimenkul şirketi sahibi kendisi aynı zamanda, 25 bin dolarlık bir milyon dolarlık bir yatırım planladığını ve burada daire seçimi yaptığını söyledi. Evet, ben Marwan Bey'e sormak istiyorum. Türkiye'deki ilk yatırımınız mı bu? Is it your first investment in Turkey? Yes. Evet. Peki, Suudi Arabistan şirketsiniz. 25 milyon dolarlık bir daire satın alıyorsunuz. İşte kaç adet ediyor onu bilmiyoruz tabii ki. Daha seçimler yapılmadı herhalde. Nasıl bir birikim yapacaksınız? Nasıl değerlendireceksiniz bu dairelere? What is your aim on this property purchasing? What is your target? İkinci el satış. İç piyasa mı yoksa Suudi Arabistan'a mı satacak? Domestic market or international market? No, mainly domestic. Esas olarak yerel piyasa. Yerel piyasaya satmayı hedefliyorsunuz. Bu Türkiye piyasasına olan güveni gösterir. Yani Türkiye'nin demografik yapısına ve kendileri de inşaat sektörünün içinde biri olması hasebiyle ben Marwan Bey'in bu yatırımı yapmasını çok önemsiyorum. Çünkü uluslararası
işler yapan bir iş adamı bu tespiti yaptıysa Türkiye'nin yabancıya satış, yerliye satış konusunda şansı çok fazla. Bireysel normal satış yapacaklar. Peki Suudi Arabistan genel anlamda Türkiye'deki gayrimenkul anlamında ilgisi oldukça iyi dönüşler alıyoruz. Siz de aynı zamanda yurt dışı satış pazarlama yapan bir şirketsiniz. Genel anlamda nasıl bakıyorsunuz yabancı piyasaların Türkiye'ye şu anki bakış açısı değişti mi son yaşadığımız olaylardan sonra? Azalma oldu mu? Bu değerlendirmeyi de sizden alalım. Hayır, aslında tabii bu son olaylar dediğimiz terör olayları, bakın dün Belçika'da da gerçekleşti. Bu maalesef bütün insanlığın başındaki bir sorun şu an. Ama yine de Türkiye ve İstanbul en güvenli limanlardan bir tanesi. Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda. Dolayısıyla Suudi Arabistan bizim için önemli bir pazar. Hasan Bey de herhalde onaylayacaktır. Daha henüz aslında oradaki pazar Türkiye'ye ilgisini yavaş yavaş göstermeye başladı. İşte böyle değerli projelerle ve bizlerin de tecrübesinin artmasıyla birlikte oradaki talebin buraya zaman içerisinde artarak geleceğini, daha bence yolun çok daha başında olduğumuzu düşünüyorum. Bilmiyorum siz de aynı şeyi. Aynı fikirdeyim. Dün paylaşılan bir bilgi vardı. Sadece bir bankada Körfez'de $1 milyon üzerindeki tasarruf bireysel tasarruf miktarı 3 milyon ayrı hesap. Şimdi bunun Türkiye'deki yansıması, yani Türkiye ile bir kıyas yapacak olursak bizde 95 bin sadece. Yani Türkiye'de ne kadar tasarrufa ihtiyaç duyulduğunu hem işaret eden bir istatistik bu, hem de o pazardan daha neler elde edebileceğimizi gösteriyor. Son derece önemli. Dolayısıyla henüz daha ayağımız start çizgisinde yeni diyebiliriz. Evet, yani. Evet. Arap pazarına girmeye yeni başlıyoruz. Peki Hasan Bey, tekrar projeye dönelim. Proje şu an temel aşamasında sanıyorum, değil mi? Başladınız mı? Ne zaman başlayacaksınız? Su basmanları çıktı bazılarında, bazılarında temel aşamasında. Ne zaman bitecek tahmin ediyorum? 24 ay içerisinde teslim etmek. Yani 2 yıl. Ama bunu daha erken yapabilir miyiz? Genellikle projelerimizde bir 4 ile 8 ay arasında erken tamamlama hedefimiz her zaman oluyor, ama 24 ay. Şimdi dolar bazında çıktınız rakamları gerçi, ama dolar bazında da artış bekliyorsunuz projeden. Nasıl bir öngörünüz var bu anlamda? Dolar bazında 10 binin üzerinde metrekare fiyatını burada Central Park projesinde göreceğiz. Tamamlanma aşamasında. Tamamlamadan kastım satışın tamamlanması. Yani belirli bir satışa ulaştığımızda kademeli olarak artacak. %50'ye yakın bir dolar bazında artış öngörüyoruz. Yani 2 yıl minimum, 1,5 yıl gibi görüyorsunuz teslimi. 2 yıl diyelim biz ona. 2 yılda %50 gibi dolar bazında getiri sağlayacağını düşünüyorsunuz bu proje. Eğer siz bir banka kredisi kullanıp da bunun, mesela bizim banka kredisi ödeme planımızda %10'u peşin, %70'i 10 yıl vade, %20'si de teslimde ödeneceğini düşünürsek, %10 artı ödediğiniz taksitlerle birlikte %25'ini ödemişseniz, %25'e kendi yatırdığınız para kadar dolar bazında para kazanmak gibi bir şey. Dolar bazında %100 getiri gibi bir projeksiyon çıkıyor. Marwan Bey de iyi bir yatırım yapmış olacak böylece. Peki başka yatırım hedefleri var mı kendisinin? Var. Türkiye'de başka projeler var mı? She is asking, are you interested for another
property investment here in Turkey after this, out of this project? I came especially for this project. Bu sadece bu proje için geldim şimdi. And we yesterday we chose already what we want. Dün aslında ne istediğimizi seçtik. But I will go to Cityscape. Yarın Cityscape'e de gideceğim fuara. Orada da bakacağız diyor. Yarından sonra. Tabii kendi şirketini temsilen gidiyor ama bu şirkette de bir ortaklık yapısı var. Peki Hasan Bey, teşekkür ederim Ant Bey. Cityscape yarın başlıyor. Türkiye Cityscape ilk defa yarın düzenleniyor. Nasıl görüyorsunuz, ne bekliyorsunuz Türkiye Cityscape'den? Şimdi ilk defa düzenlenen bir uluslararası fuar. Cityscape aslında Dubai'yi biliyoruz ama değişik ülkelerde de gayrimenkul fuarı yapan bir kuruluş. İstanbul'da olmasını Ağolu grubu olarak teşvik ettik. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu son derece önemli. Bakın MIPİM fuarını düşünün. Sayın Ağolu'nun ifadesiyle Fransız turizmine katkısı. Yani bunu biz geçen yıl Cityscape Dubai fuarına 61 Türk firması olarak gittik. Dedik ki orada 61 Türk firması olarak gidip orada malımızı tanıtırken burada bu güzel coğrafyada kendi projelerimizi yerinde niye tanıtmayalım? Bence çok doğru bir adım. İlk etapta hemen son merdivenin son basamağına ulaşmak mümkün değil ama step by step biz bu işi sürdürdüğümüzde Türkiye bu işten çok kazançlı çıkacak, sektör kazançlı çıkacak. Peki sizin çok iyi bir portföyünüz olduğunu biliyoruz. Uzun senelerdir çünkü Orta Doğu'da çalışmalar yapıyorsunuz. Dubai'de bir ofisiniz var. Ve mütekabiliyet yasası çıkmadan önce bile orada faaliyet gösteren ilk inşaat şirketlerinden birisiniz. Bu anlamdaki portföyünüzü buraya davet ettiniz mi? Veya bir organizasyon, bir şey yapabildiniz mi Cityscape Türkiye için? Bu konuda aslında yakın çalıştığımız danışmanlık ve pazarlama şirketleriyle paylaştık. PR firmamızla paylaştık. Mesela Ant Bey'in firması sadece 30 bin yanlış hatırlamıyorsam 30 binin üzerinde bir davetiye gönderdi. Bunu yaşayıp göreceğiz ama ilk şeyde hemen ana hedefe ulaşmak gibi bir şey yok. Yumuşacık su damlası aynı noktaya damladığında mermeri deliyor. Onun için istikrarlı bir şekilde bunu sürdürmemiz lazım. Ülkemizi Türkiye'de tanıtmamız lazım. Ben bu anlamda ilki olması bakımından bu fuarı çok önemsiyorum. Hem sektör adına hem ülke adına. Peki, çok teşekkür ediyorum Hasan Bey.